falan. Kim Ya diyor? Enes abi de kendi içimden diyorum. O banlattı mı? Banlatmadı. Enes abi de şey dedi. Eren banlattı falan. O banlattı %100. Ben dedim vallahi bilmiyorum. O da diyor zaten Kadir'i banlatmaz, Kadir abi banlatmaz diye. Yani çünkü uğraşmaz diyordu o. Ben uğraşacağını düşünmüyordum çünkü zaten benim ders alanında bilgim yok. O yüzden uğraşmazsın zaten bende. Eren banlattığına dair de Enes abinin şeyi var işte şey diyormuş. Sahibinden.com hesap açılmış hesabını atmayla sonra vazgeçtik işte. Senle mazimizi değil de geçmişimizi değil dedi kesin banlar bizi. Gitmiyorum. Bir başlayacaktık işte öylesine takılacaktık. Bir ara işte onun biline gidecektik. Sonra Gassan'ın biline dedim gitmeyelim dedim. Çünkü neden? Ortada takılacağız. Çünkü ona gidersek siz düşmanlık besleyeceksiniz. Bu size gidersek o düşmanlık besleyecek. Sen zaten bizi sevmiyordun o zaman. Şu anda valla seviyorum bilmiyorum abi de. Yani ben çok az hatırlıyorum ama el mele hatırlıyorum da çok velettim ya o zaman. Harbi çok sinir bozucu bir çocukmuşum. Eski videoları görüyorum. Abi valla kaldırın. Kendimle taşa geçiyorum abi. Bir de Leopar videonda falan benim arkada sesim çıkıyor. Muhammed 13 yazmışsın bir de. 3 yıl oldu abi ya. Zaman çok çabuk geçiyor. 16 yaşımıza geldik. Benim için dün gibi. Senin için zaman baş akıyor o yaşta. Evet abi ya valla. Bu olsaydı yani iyi anlaşırdık da ben küçükken dediğim gibi çok haylaz bir çocuktum abi ya. Yani ne olduğunu bilmeyen böyle salak saçma şeyler atlayan bir çocuktum öylesine. Ya valla iyi ki de kitlemişsin beni, iyi ki de banatmışsın. Akıllanmışız ya artık. Ben şey sanıyordum işte VS atacağım zaman diyordum bu eskidi artık. Tık falan kötü oynadı abi takır takır vurdum valla olsun. Abi valla ben hiç öyle vuracağını düşünmüyordum abi. Hiç tahmin etmedim açılardan vuruyor. Yani 2017'de daha iyiydin abi. Ben seni 2016'dan beri falan izliyordum. Hatta ortamlara başlama sebebi sendin. Ben diyordum işte. Filona geleceğim falan. Sonra sen bir ara fil alım şartlarını söylemiştin işte. Tier 4 tank mı? Tier 3 tank mı? Sonra uymayınca valla o gün çok üzülmüştüm. Sonra da filona girdik bizi attın. Haklı olarak. Şımarıyorduk be abi. Anladım Muhammed. Sen nasılsın? Vallahi abi hayat kötü ya. Türkiye'nin şartları. Ekonomik kriz beni de vurdu diyorsun yani. Abi vallahi ekonomik. Abi simit alamıyorum okulda. Aç kalıyorum ya. Vallahi aç kalıyorum. 5 lira olmuş abi simit. Şaka gibi. 1,5 liranın Eren'leydi. Eren çok şımarıktı. Enes abi de Eren'le küsmüş zaten. O da konuşmuyor. Eren salanta gibi. Biz onu siktir ettik abi. Eren'le zaten çok muhatap olmuyor. Çok boş beleş birisi o. Abi malın teki ya. Vallahi özürlüğün tekidir. Vallahi hiç konuşmuyoruz ondan. Salak çıldırdı. Bağırdığı var yani. Toplamın kırıkken vuruyorsun onu bağırıyor. O videoyu attım kudur. Ben senin videolarını deri gibi izliyordum. Banladığında da izliyordum abi. Çünkü neden? Ben senin taktik alıyorum abi ben senin videolarını oynamak için. Taktiklerini hep izliyorum. Oyundaki idolüm sen gibi bir şeysin. Ya başta Gösevan'ı izleyecektim. Gösevan taktiği şu. Bir yere geç. En sonuna kadar o yoldan geçen oyuncuları vur. Bu bana uygun değildi. Olsun sağdan tekil ama. 1v1 Abi. Duel'a davet ettim. En az bir 6-7 defa en az o da. Hiçbirinde gelemedi çünkü çok iyi biliyor 1v1'e geldiğinde. Ezi de cehennem. Evet abi valla çok kötü oynuyor ciddi diyorum. Bir yola geçiyor oradan gelenleri vuruyor. Abi burada sen davayı vurduktan sonra galiba biraz tutuşmuş. Tüm videolarını kaldırmış. Bir tane videosunu hatta sana bayağı videodun. O videoda sana dal geçmiş. Göğsüne gelince dava herhalde hepsini kaldırmış. Ya ben ikinize de bir sorunum yok da. O çok Ya sen şöyle. uğraştı ya. O çok kaşır. Böyle bir şey var. O benden yaşça büyük. Ben de saygılı bir insan olduğum için benden yaşça büyük insanlara abi derim. Ama bu şöyle kullanıyor işte. Ben ona abi diyordum ne zamanlar arkadaş olduğumuz dönemlerde. Biliyorum. İşte bakın Kadir bana abi çekiyor. Ben seninle ufağım ve aramızda 5 yaştan daha fazla bir yaş farkı var bildiğim kadarıyla. Yaşından dolayı ben sana abi diyorum. Dışarıdaki bir dayıya da abi diyorum. Ondan korktuğum için mi? Hayır, saygımdan dolayı. Çünkü ben saygılı bir insanım. Ama şuraya getirmeye çalışıyor bu. İşte bakın Kadir bana zamanında korkusundan abi dedi. Oğlum ben senin mekanını bastım. Özür Tir tir titredin. Engelli taklidi yaparak özür diledin. Daha neye kafasını yaşıyorsun? Be geri zekalı bir mesil. dilerim. Özür dilerim. Engelli taklidi yapıyor işte orada kurtulmak için. Abi ben başta ikinci de diyorum ikizi de işte ya diyordum keşke barışsalar falan. Sonra baktım o senle çok uğraşıyor abi ya. Harbi o senle çok uğraşıyor. Çünkü kariyerini bitirdim. Zaten daha başladığım için onun iş hayatı da bitecek. Yatandır oyunculuğu bitti. Bu sefer de iş hayatını bitireceğim onun. Çünkü kişisel verileri yaymaktan bir ceza alacak %100. O da Abi direkt onlar sana yansıyor. uğraşıyorlar ya. Onlar data ile uğraşıyorlar abi haklısın. Data ne biliyor musun abi? Bak şöyle bir şey. Şimdi o abi senin adını soyadını bir yere yazınca tabii bu devletin suçu. Devlet datasını yani mernisi biliyor değil mi? Merkezi nüfuzları sistemi. Onu saklayamıyor ya. Devlet onu saklayamamış. Bulunmuş. Adını soyadını bir yere yazınca bütün sülalen çıkıyor. O şekilde abi senin datanı yayıyorlardı. Data deniyor abi ona senin sülalenin bilgisine. Datanı yayıyorlardı abi. Valla Evet evet sağa sola yayıyorlardı da bana yapılacak en büyük hani zarar ne olabilir? Adama abi banka hesabı falan bir nokta. açarlar.
Bir bokta olmaz abi, biliyorum. E-Devlet'in onu kapatabiliyorsun, hiçbir şey olmuyor. Ya Çoluk çocuk zaten zaten yiyemez ki abi onu yapmaya. Çoluk çocuk şöyle, konuşuyor. aynen öyle. Şöyle bir şey söz konusu. E kardeşim, benim açık adresim ondan önce de zaten biliniyor. Hani Sen bilmeyen söyle. gelip şansını deneyebilir. İsteyen var, buyursun gelsin. Beni çekemeyen dal yaraklar. Gelsin şansını denesin. Onun da videosu yayınları kanalımda, dayak biliyorsun. Abi sen en hak eden dayı, Allah'a küfredene amına koydun, helal olsun ona. Harbiden içim rahatlamıştı orada. Sen bizim arkadaşa boş yapmışsın bugün. Herhalde maça da gelmiş, bana WhatsApp'tan atmıştı. Abi valla onun niye olduğunu ben sana söyledim. Ben sanıyordum ki sen banlattın. Sinirlenmiştim işte, diyordum işte Kadir Kendi at dedim. hesabı nasıl banlatacağım? Yani öyle bir yetkim yok. Admin falan da değilim ben. Zaten onu görünce de dedim abi valla kusura bakma, yanlışlık oldu. Estağfurullah, sorun değil. Yaşını Zaten veriyorum birçok şeyi. Nasıl gecin diyorsun yani. Abi Zaten küfür de 14 etmedi. yaşlarındayken bu filodaydın. Yine ben birçok şeyi yaşına veriyordum. Pek Abi umursamıyordum açıkçası. vermeseydin zaten ben 5 dakika devam yiyecektim ki. Kaç yaşına girdim? Onun aranda 20'ye gelmiştir o ya. Onunla aram çok iyi abi. Enes abi de biz zaten hep yanlışız. Bizim aramızda bozan Eren puştuydu. Çözdüm. Eren şunu yaptı abi. İşte yanımıza geldi. Hesabını bana kastırttı abi. Kendisi hiç girmedi. Beraber hesabını kastık. Benim hesabıma gelince ilk bir aylık bak buraya açtım. İbne kasmadı. Sonra ben bir de eşek gibi yırtımla referans hesap kastım. Çünkü sadece ben kastım. Ondan sonra Eren işte ne yaptı ne etti. Benle küstü. Enes abi de yanına çekti. Öyle gitti. Sonra Enes abi zaten bunun gerçek yüzünü anladı. Tripler var bunun ergen ergen. Götü kalkmış abi ki bir tane Discord atmış kendine. Götü kalkmış, millete falan ban atacağım diyormuş. Öyle öyle olacak, böyle olacak. öyle değil, böyle bulur. Enes abi de bunu görünce demiş siktir git senle uğra. Abi zaten sen bana banlatsan bile ben sana abi diyorum, çünkü yani aynı beraberdeki olay gibi yani. Saygı abi, saygıyla karakterizlik çok ayrı bir şey yani. Kaç sene çok uğraştı abi ya. Onu da abi diyorum çünkü adam 30 küsür yaşında evli adam. Şöyle sesi çakalım. Fiziksel yaşıyla beyin yaşı maalesef çelişiyor. Problem de ondan kaynaklı zaten. Mesela sen yaşına göre çok olgunsun. Çünkü olgunu çok iyi katmışsın vallahi abi. O anlamda seni harbiden örnek alıyorum ya. Birçok konuda bazenleri. O olgunluk konusunda sen yaşına göre çok olgunsun ya. Konuşmuyorsun, yerinde konuşuyorsun. Böyle saygını takınıyorsun, olgunsun. Saygına taviz vermeden insanları alt edebiliyorsun. Vallahi abi normalde açacaktım kimliği de, şu an ev müsait değil. Kimlik de bende değil, annem de vermez hayatta. Yani hiçbir şeye vermiyor. İstiyorsan kaydet, güvenmiyorsan da abi vallahi öylesine dururum sunucuda. Ya da sadece seslere girişini falan verirsin. Abi zaten ben hiçbir filo girmiyorum. Olduklarım bir tane DC bile filo DC'si değil zaten abi. İstiyorsan şey yap abi. Güvenmiyorsun da abi, de kardeşim ben sana güvenmiyorum zaten abi. Dersin sen, açık sözlü bir insansın. Kimlik atmadığı sürece üyelik vermem. Sen doları TL çevirince biz de para yatırdık. Normalde abi çok pahalıydı ya. 20 günlük premium abi 350 lira verdim, 79 liraya düşmüş. VPN'den bazı yabancı yürürlükler girip TL'den alabiliyorlar. Öyle değil, Onlar böyle bulur. sıkıntı ya. İnşallah onu tespit etmezler. Onu demiştim zaten ben ilk indirim geldiğinde. Diyelim VPN'den giriş yaptı ama sürekli Amerika'dan, Almanya'dan oynuyorsa ona göre bir önlem alınabilir. Ve de bir orospu çocuğuna ben de gülüyorum. Modern primat mı ne? Ve Allah peygamber küfür, bu orospu çocuğu niye ban yemiyor? Chat banı yer o tarz meselelerden ötürü. War Thunder gibi oyunlar da Ama hesabının Ruslara banlanması küfretse, için Ruslara ya küfretse orasını yaparım ben. bilemem de chat banı yer maksimum o tarz şeylerden dolayı. Metin 2 değil bu, hesabı banlansın. Sen ne demek premium tank aldın ha? Ne zaman aldın? Etmiş ki abi. Vallahi abi oluyor birazcık ya. Bir ay yakın oluyordur herhalde. İndirim geldikten sonra mı aldın? Yok, indirimi yakalayamadım ben ya. Girdi diyorsun yani 1000 TL. Yok, 500 TL girdi ya. Ha şey, indirim mi? 500 TL'lik TL'ye döndürüştürüldü de aldım. Mayıs indirimleri mi ne gelmişti sanırım. O indirimleri yakalayamadım ben. Onu ayrıca TL'yken aldım yani, 500 lira verdim. 510 TL verdim, aldım. Bir de şey aldım. 7 gün 7 günlük premium hesap. Bilmiyorum, ölüyorum o saçma sapan. Sinirlenmiyorum artık. Herhalde alıştı artık vücudum. Vücudun alıştı ha. Abi Eren'in yüzünü ben biliyorum ya videodaki. Bu neredeydi bu? Eren sana dava açacaktı abi, bir ara yüzünü öyle koydun diye. Tabi parası yok ki aşağı. Önce 18 yaşına gelsin de açar. Abi Eren onu sana yaranmak için yapıyordu ya, seni güldürmek için yapıyordu. Hatta biz diyorduk yapma öyle maymunluklar, şey dedi, Kadir abi beni evlat edinmek istiyor, o derece seviyor. Bu arada abi öyle bir şey dedin mi ona? Hep öyle söylüyordu abi, sen bunu evlat... Vallahi diyordu evlat edinmek istiyor, beni çok seviyor. Benim hareketlerimden dolayı işte keşke babam sen olsa gibisinden açıklamaları vardı kendisine. Babası kötüymüş onu ya, bize de anlatıyor da. Evladım olsa eldiven de eldiven de Abi senin. harbi Eren harbi eldiven ise Eren harbi hak ediyor ya. Harbi çok hak ediyor. Dava mı açacakmış? Anlatsana onu. Ya görmüş. Bana anlatan bu. Enes abim ne anlattıydı? Görmüş işte. Biz de bunu atıyorduk zaten. Bak bak seni videoda ne yapmış ben. Şey diyordu, ben dava açacağım. Bunun yanına kalmayacak. Vay reis Biraz da. izinden.
Ne abi bari ilk dediği zamanlar dolar 8 lira falan diyor. O zamanlar böyle dolar azdı. Şimdi 20 lira ya. Seçim var abi. Seçime çok yakınız. Sizin yaşınız mı susuyor oy vermeye? Vallahi bizim yaş... Şimdi tutmuyor da sen atacağına koy. Abi şu an oy şey çok karışık ya. Kılıçdaroğlu çöp. Zırt. Zor diyorsun yani. Evet abi. Kılıçdaroğlu dindar tayfayı, dindar tayfayı sevmiyor. Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu da dindar tayfayı sevmiyor. Dinli sevenler, dindar tayfa. Daha önceden yaptığı açıklamalardan dolayı. Zeki adam. Ama hırsız hiç alamadığı için fakirdir. Çalıyor mu abi sence? Bence çalıyor ya. Bildiğin Thunder Thunder oynamıyordum. Başka oyunlara başladım. MTA var ya. Sen belki biliyorsundur MTA'yı. MTA'da ben neredeyse dünya şampiyonuydum DM modunda. Çok eski oyuncuyum ben. Hatta benim oynadığım dönemlerde MTA'daki toplam Türk oyuncu sayısı 30-50 falandı en fazla. İlk Abi çıktığı ben senin dönemlerde MTA Jet oynuyorduk. videolarını gördüm. Nasıl? Jet videolarını gördüm ama Hydra ile sen stunt yapıyordun. Onlar Diğer yine yeni. bir Ben ta 2010'larda falan oynuyordum. DM sucuların çok iyi diyor. Direkt kafe tak. Bir de bintleri falan vardı adamın. Tabii Yok, 2010'larda o var DM'i mıydı? demiyorum. Yarış olanı diyorum ben. Araba yarışı gibi. O zamanlar hep yarış oyunları oynanmıyormuş. İşte Evet. Checkpoint'e geldikçe araç maraç değişiyor. O farklı modu. Biz daha çok DM oynuyorduk. İşte Hunter'ı ilk alan listeye giriyordu o tarzda. Eski oyuncular bilir. Bir de şey vardı abi. Denizin üstüne böyle şey kuruyorlardı. Araçla onlara çarpıyordun, hatta bazı yerlerde tamir şeyi vardı, checkpoint'i, bazı yerlerde nitro checkpoint'i vardı. Çarpıp çarpıp düşürebiliyordun. Hatta map seçimi geldi sağ alta 1 2 3 4 5 6 7 8 9'a kadar. Evet. Aynen. Mena ile oynuyorum abi oyunu ya, çok seviyorum. Güzel oyun. Role sunucusunu oynuyorum ben şu an. Ne güzel. Abi valla ben War Thunder'da abi sen nasıl kendini bu kadar geliştirdin ya, ben bir gün abi çok iyi oynuyorum böyle, yarın geliyorum hani sabahından erkenden oturuyorum çıldırıyorum ama böyle hani dakikalar geçtikçe oynayışım iyileşmeye başlıyor, elim ısınıyor büyük ihtimal de çok geç oluyor abi ya. Sen bakıyorum senin videolarına, sen diyorsun işte diyorsun daha yeni girdim işte elim soğuk olabilir, 10 kill alıyorsun ha, ben anlamadım ki elin nasıl soğuk abi senin orada. Yetenek meselesi diyelim. Mesela bu Guy Rujic benden daha fazla oynadı War Thunder'ı ama Kolsuz'un teki. Pusu ya. Ezik ya. Gayet çok zor ya abi. Çok sıkıyor. Kaça geçtin? Okul çok boş bir şey bence. Gidiyorum hiçbir şey öğrenmeden geri geliyorum. Okul dünyanın en boş şeyi. Sadece Hayatı iş öğrenmek bulurken, daha iyi. evet öyle. İş bulurken diyeceksin işte ben lise mezunuyum, üniversite mezunuyum. İşte orada biraz kolaylık sağlar ama kendini tam anlamıyla geliştirmek istiyorsan okulu salla gitsin. Yani hiçbir şey katmaz sana o kağıt parçası dışında. Katıyor olsa savunma sanayi ile ilgilenen personeller gelip benden 5-6 bin liraya özel eğitim almazdı. Ve ben bu işin okulunu falan da okumadım. Demek ki okul bir sik öğretmiyor. Hiçbir şey öğretmiyor abi. Millet çağ çok değişiyor ya. Eğitim sistemi değişiyor, çağ değişiyor. Millet artık eğitimden çok özgürlük istiyor. Herkes özgürlük, özgürlük. Daha neyin özgürlük alacaklarsa. LGBT mesela en önemlisi. Senin sesin çok değişmiş ya. Eskiden çok farklı çıkıyordu. 2 yıl geçti değil mi zaten aradan? 14 3 abi yaşındaydın. 3. 3. 13. 10. Ben senden banyo edeyim zaten 13 yaşındaydım. 3 yıl geçti, 16 yaşıma geldim şu an. Sesin çok değişmiş ama. Abi seninki hep aynı. Seninkinde bir de aynı, seninkinde birazcık değişikliği var. Galiba mikrofon değiştirdin şimdi. Onun harici aynı. Ya, aynen Ben öyle. senin sesini çok şeye benzetiyorum. War Thunder'daki hani komutan seslerinden birinci var ya hani, en kalın olan sesi. Onu, o adamın sesine ben seni çok benzetiyorum ama benzemiyor mu? Bilmiyorum o kim. E4-2 yaptın destek gerekli diyor. Onu söyleyen, seslendiren erkek komutan. Ya sesleri değiştirebiliyorsun ya. Bilmiyor musun Vallahi bilmiyorum. onu? Ayarlardan o ses tonlarını değiştirebiliyorsun. Hatta kadın sesi bile yapabiliyorsun. Mürettebatın sesi değil mi? Rapor verdiğin zamanki ses. Dikkat et He. ara sıra kadın sesi falan çıkıyor ya. Onlar Değiştirebiliyorsun. değiştirmişler değil mi? Bir tane komutanın sesi senin sesine çok benziyor. Anladım. Ne diyecektim ya? Bir şey daha diyecektim. Unuttum şu an. Oruç tutuyorsun mu? Tutuyorum abi. Ben full bir... Abi ben dindar mı ya? Kur'an Muran okuyorum. Herhalde ne zaman küstünüz? Çok oldu onunla. Senden ban yediğim zaman küstüm. Bay oldu onunla. Kişeri. 2 yıldır falan küstüdür herhalde. Şey anlamadım. O maili nasıl tespit ettiniz? Ben zaten ondan sonra başından aşağıda kaynar sular geldi. Hemen eski açtım. Bu hesabı burada 2014'te açtım abi. Ben de bu oyunu 2014'ten beri oynuyorum. Biz de az Ya. değiliz. Evet, anladım. Bu 2014'te açtım, bu hesaba geldim. Bunun her şeyi benim üstüme. İki doğrulu faktörleme falan her şey var bunda. Telefon numarası her şey bunun benim üstümde. Dikkat atıp açtırabilirsin belki şimdi.
Ne diyeceksin ki abi? Belirli bir süreden sonra siliyorlar. 3 yıl sonra mail attım. Gerizekalılar silmiş herhalde. Yaşananları açmışlardı. Ne diye mail atacağız ki abi? Hesabım durduk yere donduruldu. Açar mısınız? Yazsam açarlar mı ki acaba? Aynen öyle yaz. Eğer yine derlerse ki işte böyle böyle abi bir şey var. Abi ben hesabını artık o hesabın artık şifresini değiştirebiliyordum ha. Ben hesabı posta eklettim. Açtım ne dedim biliyor musun abi? İşte dedim böyle böyle işte benim hesabımın e-postasını bir tane e-posta ekler misiniz benim üstüme olan e-posta? 35 bin tane soru sordular hesap hakkında. Hepsini doğru cevapladım. Eklediler yani ben şu an hesabı açtırırsam şifresini değiştirebilirim abi. Biliyor musun? Bilmiyorum da dene yani şansını sürekli baskı kuru de işte böyle böyle bir şey söz konusu oldu. Giriş çıkış IP'lerimi kontrol edebilirsiniz de işte benim hesabım benden izinsiz ele geçirildi. Çıkış IP'lerini kontrol ederlerse birisi Ankara'dan diğeri İzmir'den gözüküyor orada. Sen bile görebilirsin onu. Admin olmana da gerek yok. Ben bakıyordum abi hatta İzmir yazıyordu. Abi bir ara senle girmiştin yazıyordu İzmir. İsteğin üzerine girmiştim. Abi hatta mesela sen ilk tanıştığımızı hatırlıyor musun abi? Belki hatırlamıyorsundur. İlk attığın mesaj abi hesabımı kasar mısın olmuş. Hatırlıyor musun abi ya attığın mesajı? Sen demiştin Ya tanımadığım hesabını hesabını kasmıyorum. aynen öyle ya tanımadığım insanların hesabını kasmam. Ama samimi olduğum insanların hesabına girip kasıyorum. O da nadiren. Bizim klandaysa ve güveniyorsam kendisine nadiren girip kasıyorum. Ama bunun dışında kastım falan yok. Çünkü birçok kişi, gerçi artık o tarz mevzulara girmiyorum da yayıncı olduğum için. Suistimal yapıyorlar abi. Öyle. Çok nankör insanlar abi ya. Hepsi çok nankör. O hesabımı açayım da o hesabımda var diyor. Leoparam olsun. İki tane hesabım ne güzel olur. O hesabın şifresini de değiştirebiliyorum. Tam e-posta ekledim. E-posta eklediğimde bir gün sonra ban yedi. Şaka gibi ya. Korumalarını falan yapmıştım. Security var ya. İki doğrulu faktörümü falan yapmıştım. O zaman nasıl girdi Eren hesabına? Abi önceden girmiş. Önceden ben kastı ki o zamanlar çekmiş fotoğrafını. Enes abi zaten diyordu. Bunu, bu ne güvenli bunda bir şey var. Ben dedim yok Eren güvenilir. Eşek gibi güvendim Eren'e. Eşek gibi ha. Hı. Abi açayım. Vallahi abi sen kral adamsın ya. Bana o taktiği verdin ya. Abi vallahi bu arada bir daha özür diliyorum. Ben seni harbiden günahına aldım. Kusura bakma. Sorun değil kardeşim. Bakayım bir girmeyi deneyeyim. Abi hala da onu hiç denemedim 2 yıldır. Belki açmışlardı. Bir tane admin kıyamayıp bana açmış olabilir bandım. Hayır açmazlar. Abi dondurulmayla banın anlamı ne ki? Ben onu anlamadım. Aynı şey. Hesabına giriş yapamıyor. Bir anda oldu ya bana. Bir de arkadaşımın evine girecektim. Arkadaşımın evinde ortamdır gireceğiz. Lan dedim bak ben de bir sürü tank var göstereyim sana. Taşak geçecektim onu. Lan bir girmeyi denedim. Hesap ban yemiş. Başka IP'lerden giriş yapacağın zaman başka birisinin bilgisayarı seçeneğini işaretle. Kaç level olduğunu level'ını göstereceğim. Arkadaşın hesabında şey yoktu. Yapalım. Topluluk deyince oradan oyuncuların ismini aratabildiğimiz bir yer var. Aynen abi hala duruyor. Your account is frozen. To unfreeze account please contact the support. İngilizce nasıl abi? Akıyor. Sen dediğimi yap açılır hesabın. Şu an yapıyorum abi. Abi ben bilmiyordum ama Enes abi de bunu demişti. Bir aç dene diye. Açacaktım. Sonra dedim ya uğraşmayayım ama. Hesabının tüm detaylarını isterler ama. Kuruluş tarihi en son ne yaptın ne ettin onlar aklında durmadı. Kuruluş tarihini unuttum. 2006'da olduğunu biliyorum. Tam tarihini ha, hatırlıyorum. Bir yerde yazmıştım onu. Hesaptaki birçok detayı bilmek ister adminler. Bunu abi aynen gerek. Ben. Sözüm kesmeden. Abi ben. Bakma. Bu kadar. Abi ben şey hesabımı hani e-postalikte çektim ya. 35 bin tane soru sorular dedim ya. Onların arasında işte abi o soru da vardı. Saydın her şeyi mı? Sordular. Efendim? Saydın mı? 35 bin miydi? Yok abi. Şu tarihte benim bilgisayarıma Keylogger girdi. War Thunder hesabım hacklendi. War Thunder'a giriş yapıldığı zaman hesabımın resimleri çekildi. İzlenimi verildi ve tıkıt atıldı. Bu sayede benim hesabım banlandı diye not düş. Ve şunu da ekle. O tarihteki giriş çıkış IP'lerine bakabilirsiniz. Birden farklı kullanıcı hesabıma giriş yaptı. Zaten orada gözükür nereden giriş yaptıkları vesaire. İzmir'dir, Ankara'dır, Carchurt. O tarihteki hesaba girişlerine bakarsanız... Bas konuşma sen de. Evet abi. Tamam. Abi hatta benden şeye bile istemişler bak. Ya ama neredeyse sen dedim yap. Tamam abi. O tarz detaylardan dava açamazsın ki. Senin yaşında kaç tane? Mi? Hayır. Atıyorum. Senin adın neydi? Muhammed. Soyadın ne? Onu söyleyemem abi. Data olayları var. Kendimi atarız. Kendini attığım zaten göreceksin her şeyi. E tamam soyadın da. Şahin. Senin adından çok vardır. Muhammed Şahin. Araçlar Şahin onlarca. Şahin soyadı çok var abi. Ya onu diyorum işte. Yani at soyattan çıkmaz. D
direkt olarak belirleyici olman lazım. Yoksa devlet de bulamaz yani. Doğru. Abi sen keşke hiç şeyini söylemeseydin, soyadını hiç söylemeseydin. Ya kardeşim şimdi Seni öyle buluyorlar. Bulabilirler. Ben bir şey demiyorum bulmalarını. Hani insanlar benim açık adresimi de öğrenebilir. Mühim değil. Dedim ya daha demin yaklaşık yarım saat önce belirtmiştim sana. Kapışmak isteyen gelir kapıma. Peki yani ben de mahkemede derim ki bu adam manyak, psikopat. Beni internetten bulmuş. Beni öldürmeye gelmişti diye bahaneler sunarım hakime. Nefs müdafaadan hani alacağım maks bir yıl doğru düzgün bir avukat tuttum. En fazla para cezası. Bizim resmiyetteki yaşımızla gerçekteki yaşımız aynı değil. Geç yazdırıldığım için mesela oradaki yaşım 30'sa gerçekteki yaşım 35 gibi düşündüm. Umut diyordu abi işte ne kaçtıydı 99'da mı 98'de mi ne diyordu Umut abi. Ya o çok yalan söylüyordu ya. Ben onu böyle teyit ediyordum. Hatta Umut abi ya yalanın yüzüne vuruyordum. Açıklama yapamıyordu böyle diye kalıyordu. Sonra hemen konuyu değiştiriyordu. Ya o 99'da olayını muhtemelen Facebook'tan görmüştüm. Neyse o benden yaşça büyük oluyor. Niye bana abi çekiyormuş yıllardan beri onu açıkladım. Ben sordum bu arada harbiden onu. Şey çok garip bir cevap verdi ya öylesin olsun işte diye. Niye? Ya öyle siktirsin dedi. Gitsin amına koyayım. İşi gücü yalan. Bir daha gelmiş abi senin yanına. Bir tane videonu gelmişim. Uşak oynadınız. Ben Umut'u banlayalı bir yıldan fazla oldu yalnız. Onu ben her yerden engelledim. WhatsApp'tan engelledim. Daha sonra numarasını falan sildim. O dolandırıcılık oyundan zaten senin gitti ya benim için gözümde. Bir ara benim yanımda. Benim birliğimde de. Ben açmıştım ya. Benim yanımdaydı. He senin kılığına gelmişti. İşte ben diyorum ne yapıyorsun? Diyor şu an Kadir'le konuşuyorum. WhatsApp'tan seninle yazıyormuş abi. Sürekli galiba senin yanına gelmek için yalvarıyordu WhatsApp'tan öyle de hatırlıyorum. Eski meseleler ben dedim, boş böyle şeyleri aklımda tutmuyorum genelde. Kesin bir şey diyemeyeceğim. Abi o senin en güvendiğin adamdı galiba bir zamanlar ya. O eskiden daha iyiymiş abi şimdi yenilerde yozlaştı herhalde bilmiyorum. En güvendiğim dostum değildi. Onun lafıyla ben bir şey yapmam çünkü çok palavracı. Abartıyor her şeyi aynı gayrocuk gibi onun kadar evet. Olmasa da. Onun birinden geldi diye biliyorum ama ben onun hikayesini anlatmıştım. Öyle zaten onların tırasından geldi. Onu atmışlar. Benim videoma yorum yapmıştı 2016'da falan. İşte çok iyi oynuyorsun tarzında yorumu vardı. Onu görmüşler. Tabii bunlar beni saniyelik takip ettiği için hani güya takmıyorlar ya beni. Şu ya Kadir kim ya özünü tak. Ulan mesela geçen de aynısını. Ya ben onu ya, görmüştüm. Anlat abi sözünü kesin kusura bakma. Habil olaylarını biliyor musun? Bizim bir arkadaş var. Tabii o zamana kadar doğru düzgün arkadaş değildik. Benim kanalıma yorum yapıyor. Yorum yaptıktan sonra bu malum şahıs yani Geyro ona ulaşıyor. Diyor ki işte Kadir böyle şöyle FETÖ'cü vatan haini falan. Aklına ne geliyorsa sallıyor. E tabii Habil de benim kim olduğumu bildiği için ki 2017-16'lardan beri beni takip ediyormuş. Siklememiş. Benim de öyle haberim oldu. Yani kanalıma bir kullanıcı yorum yapıyor ya o kullanıcının profiline giriyor. Özelden palavralar sıkıyor. Daha geçen bir arkadaş bana yazdı bizim takipçi. Discord'umda bile yok ama bizim takipçilerden. İşte böyle böyle bir şey oldu. Ben senin kanalına yorum yaptım. 5-6 saat sonra gayrıcık benim Instagram'ıma takipçi isteği attı. Muhtemelen ona da saçmalayacaktı. Ya geri zekalı işler. Ben artık takmıyorum kendisi. Dedim ya senle çok uğraşıyor. Çok boş uğraştı abi senin hakete daha var. Ya artık siklemiyorum ki. Eskiden yine az çok takıyorduk da. Artık pek umursamıyorum bu tarz meseleleri. Çok kaşınırsa açık adresi de belli. Çalıştığı yer de belli. TC'si de belli. Yine bir dava açarım. Bu sefer hapse girer. Abi hatta senin hesabın ben 2006'dan beri izliyorum dedim ya. Senin hesabın Vortan bir tane hesabın vardı abi. Hatırlıyor musun hesabını? Hatırlıyorsundur. O kanal kapandı. Ondan sonra... O kanal açıldığında açmıştın abi. Ben o zamanların o kanal açıldığı zaman 2-3 bin aboneyken ben seni izliyordum. Çok küçüktü. 2-3 bin abone olmadı. O kanal en fazla 1000 aboneye ulaştı. Vallahi abi hatırlamıyorum. Yok abi o aldı ya. 5K abone falan vardı senin. Ben çok da abone. Ben öyle hatırlıyorum. Hatırlamıyorum da ondan sonra farklı kanallara geçmişti. Coin'ci de bir tane açtın abi fotoğraf kediydi. Onu izledim sonra ona bir şey oldu onu kapattı mı ne oldu? Onu kapatmadım hala duruyor da farklı kanala geçtim. Kanal bayağı bir eskiydi ve para kazanması kapalıydı bu yüzden onu kapattım demeyelim de işte sallayıp farklı hesaba geçtim. Bunun adı da As Oyuncu'ydu şimdi As Oyuncu'dan devam ediyorum. Ya o kanaldan devam etseydim para kazanması kapalıydı. Abi senin eski birçok videon vardı hepsi gitti hatta senin eğlence videonu çok iyi. Ben izleyip gülüyordum. Yeni video attım ya sen. Evet ya onlar duruyor atarız bir ara da. O son attığım videoyu izleyebilirsin komik. Bir kez izledim de biraz sonra bir daha izleyeceğim. Yatacağım çünkü şimdi bana gerek verip yat diyorlar. Saat 4 yarın sabah okula gideceğiz ya. Ben de valla namazı bitmiyorum satarım abi.